2.90, 2.89. Bir iş böyle biraz daha beraber olsa da ben bakayım kısımdan. Evet arkadaşlar, ben Deniz Sayın İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Ne yapıyoruz? Kasa videoları çekiyoruz. Muhtelif kasalar olduğunu düşündüğümüz bölgeye geldik. Bu bölgede 10 numara efendim kasa aranır, 10 numara sunak aranır diye düşünüyoruz. Harika bir bölge ama tam olarak başlamadan önce arkadaşlar, hala abone olmayan varsa abone olsun. Abone olun. Abone olun. Abone. Evet, beni desteklemek için abone olacaksınız ve aynı zamanda hemen sağ tarafta beğenme tuşu var. Orayı da beğeniyorsunuz. Hatta şu an beğenir misiniz? Lütfen. Ben yap, bassan. Recep sen de oğlum. Ya Mustafa zor değil oğlum, sadece tıklayacaksın. Abdullah sen bari yapma ya. Beğeneceğim bitti oğlum. Niye laf söylüyorsun ki? İsteyeceğim tabii. İstemeyince olmuyor. Yorum yaz alta şimdi. Kalemle değil. Oğlum kalemle değil, kalemle değil. Yani klavyede yazacaksın ya da telefon tuşuyla. Bak bak. Ahmet Ali nasıl yazdı sen de öyle yazacaksın. Yorum yazıyorsunuz, beğeniyorsunuz, abone olmasanız da abone oluyorsunuz. Böylece efendim beni desteklemiş oluyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş başlayabiliriz. Instagram'dan da güncelimi takip etmek için beni takip edebilirsiniz diyorum. Ve arkadaşlar ne yapıyoruz? Vizyor Medya'ya da teşekkür ediyoruz. Evet, Vizyor Medya'yı da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Benim prodüksiyonumu bu arkadaşlar yapıyorlar. Üzerime diye ben de teşekkür ederim ümitlerinden dolayı arkadaşlar. Şimdi dedik ki kasalar var burada. Eşkıya kasaları var. Kolay bulunmuyor tabii ki bu kasalar. Şimdi buranın üst tarafında yaşam varmış, tamam mı? Orada yaşayan insanlar hem bu sırta hem de şu sırta kasalar döşemişler. Yani eskiden biliyorsunuz, yani insanlarda cüzdan yoktu, bankada yoktu, çelik kasalar da yoktu. Ne vardı? Taşlar vardı. O yüzden oylum oylum, selim oylum taşları oymuşlar, oymuşlar. İçerisine efendim bileziklerini koymuşlar. İçerisine paralarını koymuşlar. Efendim kolyelerini koymuşlar. İçerisine efendim nelerini koymuşlar. İşte altınlarını, gümüşlerini. Bir beni koymamışlar. Her şeylere koymuşlar. Hani bir bu bizim kameramanı koymuşlar. O da niye? Çünkü çok yiyor, 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 sonra şişiyor. O yüzden içine koyamıyorlar. Çünkü şişiyor. Kaşınlı yavrum, ben ne yapayım yani şimdi? Evet, her neyse, işte biz de bu kasaları arıyoruz. O yüzden haydi kasalara gideceğiz ama önce şöyle bir dolaşın bakalım nasıl bir bölgedeyiz. Drone'la sizi güzel bir seyahat bekliyor. Arkasından kasa aramaya devam ediyoruz. Haydi o zaman gezelim. Thank you.
İnsanlar bu arka taraflarda yaşamış. Tamam mı? Ben buralarda daha önce birkaç ufak tefek şeyler buldum. Zaten insanlar da söyler. Şu sırt, bir de bu arka taraftaki sırt burada kasa olarak kullanılmış çok fazla yaşamanın zamanında. Hem bu yaşayanlar kullanmış, hem de eşkıyalar kullanmış. Neden eşkıyalar? Çünkü yine bu dağın arkasında kervan yolu var. O kervan yolundan gelip buralarda barınmışlar. Üst taraflarda buralarda muhtelif eşkıya ve diğer eşkıya arkadaşlar, herkes kendine böyle kasalar yapmış. İrili ufaklı. İşte biz buraları bulmaya çalışıyoruz şimdi. Hadi gel bakalım şuradan başlayalım ufak ufak. Ayarak gidiyorum. Şimdi ben bu şekilde bir başlıyorum. Ben dolaşıyorum. Bizim kameraman da beni çekiyor. Arıyoruz, arıyoruz. Bulduğumuz yerleri, bulduğumuz yerdeki o seriyi koyuyoruz sadece. Bulamadıysak çoğu videoyu siliyoruz yani. Emin olun o kadar çok sildiğimiz video var ki. Sil. Ancak sonuca ulaştığımız kısımları koyuyoruz. Kolay değil yani öyle. Hani diyorsunuz ya, hemen de buldu. Nerede hemen buldum? Günlerce uğraşıyorum ben bulmak için. Adamı delirtmeyin. Haydi gidelim, haydi haydi gidelim. Oyu. Lay 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 lay. Şuraya bakalım. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Pam 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 pam. Bu seni yerler, ler. Allah. Ya bak, dur. Silham yapar bu hilliler. Yaylanmadan yeri. Şuraya gidelim. Ustu ben geçeyim. Hop. Seni yerler yerler, sıkan yapar bu zilliler. Ama yaylanmadan bak. Yürü. Allah seni kahretmesin. Senin yüzünden oldu lan. Senin yüzünden oldu. Senden kurtulayım derken. Oğlum. Oh. Yardım et lan. Şşt. Edemez misin? Oh. Ya ben. Oğlum batıyor, batıyor lan. Batıyor lan. Yürüyorum dikenlerin üzerinde. Gidiyorum, seni çekeyim de aşağı. Ulan kameraman var. Alo! Alo! Ule! Ule! Ala! Bir şeyler battı yine ama. Batmış. Çorabına bak. Ulan ben diken eşine düştüm ya. Ya la havle ve la kuvveti. Oğlum. Gitti lan. Geçen de sivrisivri dikenden üzerine oturmuştum. Allah'tan video çekmiyorlardı. Ne gülüyorsun? İttireyim vallahi bak kamerada da ittirdim düşersin oraya. Hayır şöyle of sana kömle gitti ya. Hayalet bir şey mi? Kestirmeden gidelim derken. Haydık. Yavaş. Yavaş düşersin. Yavaş. Biz gene gidiyorduk ha. Gidiyorduk. Kasa bulacağız diye. Şuradan geçiyor. Şuradan da bakalım.
Bak bu ilginç değil mi? Bak bu ilginç. Şöyle. Şu var. Şu var. Bak gel yakından çek. Taşlar falan döşenmiş gibi durmuyor bu. Sanki biraz. Değil mi? Aynen sonradan işte falan. Görmüş. Yine bir kasam bulduk lan yoksa. Ya! Çok alçtım. Çok. Sakin ol. Düştüm lan ne oldu? Sakin ol mu? Düş anasını satayım. Demin ben düştüm girdin. Sen düş ben de gireceğim. Ben de seni takıp oynayacağım. La yürü git. Adamı heveslendirme. Yani ben düşünce sen hevesleniyor musun? Evet evet. Güleceğim oğlum güleceğim. Sonrasını düşündün mü hiç? Hayır. Hep sonradan. Sonradan. Kazıyorum. Bakalım çıkacak mı? Neydi o? Kazıyorum değil. Eşiyorum. Şey çıktı bak ya. Kırkayak. Gördün? Bilezik gibi mi? Yok. Mi? Bildiğin kırk ayak lan. İyice yakından çek, çek, çek. Yanaş, yanaş. Yanaşmıyor mu? Çok yanaştık mı netliği kaybeder. Bence boş ver. Yok değil kasa ya. Sanki yapılmış gibi duruyor ama. Ne oluyor? Ne oldu? Taş mı geldi? Hatırlat da güleyim. Allah'tan görmüyoruz. Allah muhafaza. Abi bildiğin yapışmış ya. Baksana gel burada şey de var. Oksit de var. Gel gel şey. İrfan. Bilgi söylüyorum ya. Ne aşağı şurayı görüyor musun? Bakın oksit. Bakın arkadaşlar oksiti görüyor musunuz? Tam şuradan. Bildiğiniz oksit yani. Bu demek ki bu arkada bir şey var. Çok sert. Çok sert. Benim yanıma umuşamam lazım. Çek kameraya gelmesin. Yani arkaya 40 ayak gitti nedir? Arkada boşluk var demektir. Allah Allah. Havamızı yardın ya. Yarasın o kafa. Cinler var galiba. Ses geliyor. Ne yapalım biliyor musun? Bu biraz zor olacak. Bu bayağı sağlam yapıştırmışlar bunu buraya.
Jeneratörle gelelim oraya. Bırak kasa. Şöyle bir dolaşalım da burayı şeyi de açalım. Şöyle bir murç getireyim ben. Bir de biraz daha ağır bir çekiç. Onunla yapalım. Onun olmayacak. Öyle çekelim. Beklesin burada bu kuzu kuzu. Leblebi. Kuzu kuzu beklesin. Yok yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Tamam zaten kimse de bakmaz buraya. Alan olmuş, kırılmış diye yerleşmezler. Bakalım. Ama yine de. Şöyle. Kalsın böyle. Evet, kasamızı bulduk. Tamam mı? Ancak ağır bir çekiç ve murç olmadığı için açamadım bununla. Şey geldi, onu ben daha sonra gelip açacağım. Şuralarda dolaşalım, sonra gelip oraya bakacağım. Gel bakalım. Şöyle gidelim. Şunlar ilgimi çekmişti aslında. Onlara gidiyorum. Sanki böyle şey gibi, mezar taşları gibi. Bunlar bakan, bunlar hem şunlar. Böyle muhtelif yerlere diki diki vermişler. Enteresan. Beraber. Bak, değil mi? Sanki mezar taşı. Orada mezarmış, çökmüş gibi duruyor. Hoş biter. Aynı şekilde böyle dikmişler. Bak şuna bak. Bak özellikle bu. Sanki o tarafa bakıyor. Hangisi abi? Bak burada. Gel bakalım. Şuradan gel. V işareti gibi sanki. Ya da Y mi? Yani şöyle yılan gibi gidiyordu. İşaret olabilir mi? Olabilir. Aşağıda sanki şöyle yapmışlar. Bak orayı gösteriyor olabilir. Bu yukarıyı gösteriyor olabilir. Şuna bakalım. Ya da şahsına münasır bir mezardır belki. Bilmiyorum. Anlamadım. Bunun bak bu tarafında çeşitli çalışmalar var. Burada böyle oynamışlar. Bence yine bu tarafa doğru gideceğiz ya. Şu taşlara da bakalım, ona göre karar verelim. Gel. Mezar ya. Abi bak sanki ağız ve göz. Ağız göz demeyelim de burası mezarmış. Şu burası mezar olması. Üsttekileri diyorum. Değil ağız göz. Uğraşmışlar bak. Evet ne bu da? Yine mezar. Burada mezar var. Burada ama şey mezar. Bence gariban mezar yani. Bir şey bulamayız. Ne burada da işte yine. Çok çekecek. Bu işareti. Anladın mı? Şuradaki çalışmayı görüyor musun? Şöyle gidelim. Şu ne? Bak şu taş ilginç. Orada var bir taş. Ona bir de ona bakalım. Gel. Bence ters çevir abi, görünmüyor. Nasıl kuru kafa öyle. Şöyle yapalım o zaman.
oğlum. Tuduf tuduf tuduf. Yürü. Yok ya, yok. Arada kum taşlardan değildi. Bak burası çökmüş. Burada kesin mezardır. Çökmüş çık. Şu taşa bakalım. Şöyle bir ay çizmişler. Aysa o taraf. Bak görüyor musun? Hilal. Hilal gibi böyle yarım ay yapmışlar. Yani bu tarafa doğru gideceğiz. Gel bakalım. Bak bu tarafta dümdüz. Görüyor musun? Bakın. 10 dakikamız dolmak üzere. Kaç dakikamız? 10 dakika mı oldu? Bak şimdi. Burada böyle bir muş işaretimiz var. Şurada bir kesme işaretimiz var. Tamam. Bak burada oksit var. Görüyor musun? Yosun var, yosun çıkmış. Burası ilginç. Bu normal değil. Şuralar bile sıvanmış gibi duruyor. Sanki böyle sıvanmış. Burada böyle kapak gibi durmuş. Ha. İçine kaçıyor. Açalım burayı. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Şey gibi. Hadi. Acun gibi oldu. Var mısın? Açıyorum. Açıyorum. Açtısın oğlum. Aç. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Oğlum burada bir çekiş kaybı varmış lan. Yemin ederim arkası boş. Gel. Bu da Horasan zaten. Bak. Bak gördün mü arkayı? Arka bomboş. Vallahi boş. Gel lan. Kesinlikle Horasan. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Kesinlikle bu Horasan. Ne çürümüş ya. Bir vurdum gitti zaten. Oğlum arkada bir şey var lan. Şşş, gel gel. İpam. Parlıyor görüyor musun? Hoppo. Aç. Oğlan. Aç. Dur sakin. Aç. Şimdi şu kısmı iyi gördünüz değil mi? Bu kısmı delik kalmış. Oralardan hava aldıkça oksit dışarı çıkmış ve çıktığı yerlere böyle sarım taraf küp gibi böyle şey bırakmış. Bak. Evet, Horasan nasıl olur? İşte bak Horasan böyle olur. Oğlum bunlar ne lan? Enteresan bir şey. İçeride var. Manyak bir şey var.
Yürüyor mu? Çıkartmadan iyice çek. Gözüküyor mu ki? Sağ kameraya veriyorum. Detayı. Oğlum ellemeyeceğim bu sefer. Bu nasıl bir şey ya? Abi bu ne mi? Bu ne? İrfan. Ama bunlar altın. Nasıl bir şey ki bu? Kolyeymiş bu. Ya da bileklik falan mı? Ya şöyle bir yere mi takıyormuş, nereye takıyormuş? Baksanıza enteresan bir şey. Şunlar altın mı lan? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar altın. Baksana sapsarı. Altın. Üstleri siyah gibi. Siyah altın var mıydı o zaman? Nasıl bir şey bu? Şunlar gümüş belli. Kararmışlar. Allah Allah. Bence var ya şunlar altın, üzerine bu gümüşün oksidi gelmiş, o yüzden kararmış. Ulan yine altın bulduk ya. Ulan ya. Hem de güzeller ha. Zarar görmesin, tarihi değeri olabilir. Yani müzeye götüreceğiz bunları. Bak aynısından. Bu daha farklı ama. Daha değişik. Sinek bastı burayı bir anda. Yoksa cinler mi geldi? Böyle diyorlar ya. Bak bu da aynı. Bu da gümüş. Bu da küpe falan mıymış acaba? Şöyle. Yarısı benim, yarısı senin. Ha, yürü git, nereye yarısı senin? Yarısı benim, yarısı senin. Hadi kamerayı çekeyim. Altın oğlum bunlar. İyi para yapar bu. Bak. İyi para yapar. En sonunda sarıları bulduk. Gördün mü? Arkadaş ya. Lan. Küçücük yerden ne çıktı ya? Allah Allah, şaşkınım ya. Ben bile inanamıyorum bulduklarıma. Küçücük yerde çıktı lan. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yok, şurada bitiyor. Şu kadar derinliği var. Zengin miyiz? Evet. Çok değil ama yani, para eder de milyon dolar eder bilmiyorum. Tarihi değeri bir temizlemek lazım. Yani çok fazla temizlemeyin. Yapışmışsın sen. Var mı acaba devamı? Yok. Yok mu? Hayır. Çıplarca koymuşlar. Evet şimdi baştan itibaren emareleri ufak tefek iz gibi olan yerleri takip ede buraya geldik. Şimdi bu taşta ilgimizi çeken şu. Bakın burada bir yuvarlak murç yapmışlar. Tamam mı? Sonra da burada bakın böyle balta izi yapmışlar. Tamam, hemen yanında da yosunlu Horasan'la kapatmışlar. Şöyle bakın. Horasan. Horasan çok yosun tutar. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden taşın içerisinde yosunlu bir taş gördüğünüz zaman Horasan olma ihtimali çok yüksek. Bakın aynı oksit burada yine var. Şu kısmı yosun tutmuş. Uçlardan iyice böyle yosun çıkmış. İşte bakın diğer taşları. Diğer parçaları. Yok bu değil. Nerede? İşte bunlar Horasanlar. Gördünüz mü? İşte bu şekilde kasaları Horasan'da sıvıyorlar. Böyle komple sıvıyor gördüğünüz gibi. Bence bir şaheser ya. Vay arkadaş ya.
Yani şöyle söyleyeyim. Böyle nasıl ama? Harika. Bu kayalara böyle yatarız. Sırtımızı yaslarız yıllardan beri. Ama işte Allah bilirsin de sırtımızı yaslarız nice kayalar var ki içerisinde böyle küçücük yumruğum kadar bir yerde bir servet yatıyor olabilir. Evet, bu işe müzemiz de sevinecek. Çünkü değişik bir eser olduğunu düşünüyorum. Yani altından çok bence tarihi değeri var. Belki bu sefer arkadaşlar voleyi vurmuş olabiliriz. Ama cidden voleyi vurduk. Oh my god! Oh my god! Diyor ya eline oğlu. Biz tabi ne yapıyoruz? Allah'ıma hamdolsun. Yahoo! Oldu! Bu sefer oldu! Bu sefer oldu! Ne oldu abi? Biz, ne oldu? Zengin olduk mu? Olduk oğlum, olduk. Bunlar var ya. Bence bunlar iyi para yapacak. Bence de. Abi çok güzel yani. Böyle bir şey ben görmedim hayatım boyunca. Neymiş ki bu ya? Küpe miymiş? Ne havle? Şuna bak ya. Böyle bir şey yok abi. Bu ne Allah'ını seversen? Nasıl bir... Afrikalılarda mı oluyordu böyle? Kulaklarına böyle acayip şakır şakır bir şeyler takıyorlardı. Herhalde onlar da oluyordu. Vay ya. Şunun güzeli mi? Ayrılamıyorum abi. Şöyle bir sol kamera, bir sağ yeter kamera. Yeter herhalde bir ya. Bir sol kamera, bir sağ kamera. Yeter herhalde bence. Yeter mi? Yeter. Bir de buna arkadaşlar, yeterdi. Bir de buna yeterdi. Yeter, yeter. Kaçak kazı yapmayın. Hoşça kalın. Benle kalın.